Webiraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la beraber sizler için ofisleri gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Exastex'in ofisini gezeceğiz. Buyurun. Merhaba. Merhaba Ümit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Exastex'in kurucusu ve CEO'su Fikret Toydemir ile beraberiz. Şimdi ofisi gezeceğiz. Kocaman bir ofis aslında burası. Evet. Pek çok farklı ilginç değeri var ama onlara geçmeden önce Exastex nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu ve ne anlama geliyor? Peki. Bunları bir sizden alabilir miyiz? Exastex 2016 yılında kurulmuş bir şirket. Şu an 3. yılımıza girmek üzereyiz. Büyük veri ve analitik çözümlerini işletmelerin daha kolay kullanabilmeleri ve analitik çıktıları, analitik yetkinliklerini daha hızlı artırabilmelerine yönelik çözümler sunan bir şirket. Peki Exastex isim olarak kulağa çok hoş geliyor ama bir anlamı var mı, evet, bir açılımı Exastex, var mı? Exastex kelime anlamı olarak Exa Latince'de 10 üzeri 18 demek. Stack'te birçok bilişim sektöründen aşina olunduğu gibi blok anlamı var. Yani 10 üzeri 18 tane üst üste binmiş blok anlamı var. Marka olarak da büyük veriyi ve büyümeyi temsil etsin diye böyle bir marka ismi tercih ettik. Evet. Şimdi büyük veri çok sık konuşulan bir konu aslında. Evet. Güzel de bir gönderme olmuş isimde de. Şimdi daha çok detaylı konuşacağız ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Özellikle Türkiye'de büyük veri verimli kullanılabiliyor mu? Firmalar yeterince büyük veriye hakimler mi şu anda bulunduğumuz noktada? Şöyle, aslında şu anda dijital transformasyon konu başlığı altında birçok şirketin hayata geçirmek istediği birçok analitik tabanlı çalışma var. Bu çalışmaların birçoğu aslında teknik olarak büyük veri teknolojilerine de hakimiyeti gerektiriyor. Biz büyük veri teknolojilerini, büyük veri teknolojiler üzerine yetkinliğimizden dolayı ve uzun yıllar bu konu başlığı üzerinde çalışmalarımızdan dolayı çok hızlı hayata geçirebiliyoruz. Exastex'in de bu konuda şirketlere üreteceği katma değer ve hız açısından birçok fayda bulunuyor. Evet. Bütün şirketlerin şu anda en çok reaksiyon göstermek istediği konu başlıklarından, evet, bir tanesi. Gerçekten de en böyle büyük şirketlerin başta olmak üzere çok ilgi duydukları ve hani bir şekilde faydalanmaya çalıştıkları bir konu. Evet. Büyük veri, big data. Siz de bu konuyla ilgili bütün operasyonu bu ofiste evet, gerçekleştiriyorsunuz. Kaç katlı burası? Toplantı 3 katlı odaları. Bir de eksi birinci katımız var. Toplantı odası ve yemek alanı için kullandığımız bir alan. 4 katlı bir de kış bahçemiz bulunuyor. Geniş bir alana sahibiz. Evet, yani hani içerideki çalışma alanlarının dışında gördüğüm kadarıyla böyle toplantı odaları var. Birkaç mini farklı toplantı odalarımız var. Evet, büyük bir toplantı odamız, evet, da var. Evet, en üst katta büyük bir toplantı odamız var. Bir de o kış bahçesi de herhalde arkadaşların, evet, hani böyle daha bir çok kokteyl ve happy hour'lar için kullandığımız bir alan. Süper. Tamam, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Kokteyl ve happy hour'larda, evet, da biz burada olacağız demektir o. Seve isterseniz seve geçelim, hem ofisi gezmeye tabii başlayalım ki, hem de buyurun, konuşmaya devam edelim. Buyurun. Buyurun. Exastex'in çalışma bölümündeyiz. Evet. Kaç kişilik bir ekip var? 12 kişilik bir ekibimiz var. 8 kişi mühendislik ekibimiz. Büyük veri konusunda çalışma yapan arkadaşlarımız. Onun dışında pazarlama, satış, proje yönetimi ve tasarım ekibimiz var. 12 kişilik bir ekibimiz var. Çok güzel. Peki, şimdi sizin belli tanımlı ürünleriniz var değil mi? Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Bunların bir sırası var mı her şeyden önce? Yani ilk çıkan ürün gibi bir şey i̇lk var mı? İlk çıkan ürünümüz Paragon. Aralarında fonksiyonel olarak bağlantılar var. Hepsi büyük veri teknolojilerini arka planda kullanan global servisler. SaaS ve on-prem çözümü sunabiliyoruz. Her birinin altında Paragon adres doğrulama sistemi, uluslararası bir adres doğrulama sistemi. Altında büyük veri teknolojileri kullanıyor ve yaklaşık 249 tane ülkenin altında adres doğrulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşletme verisindeki adres kayıtlarınızı zenginleştirip, yazım hatalarını giderip, koordinatlarına dönecek şekilde yüksek kaliteyle bir veri dönüşü sağlıyor. 200 küsur ülke... Nin adres, evet, formatları bile değişiktir. Yani çok zor, doğru, bir işe 9 benziyor. Farklı alfabe destekliyor. Arka tarafta her bir ülkenin kendi alfabesinde işlem yaptırabiliyorsunuz. Yine çok büyük bir büyük veri mimarisi var arka planda. Bu şekilde e-ticaret siteleri başta olmak üzere bankacılık,
perakende şirketleri ve diğer bütün sektörlerdeki adresle alakalı işlem yapan bütün işletmeler için kullanabilecekleri bir servis. Evet, yani mesela ben bir siteye adres bilgimi girerken yazım hatası yapsam, bir şeyi atlasam bunları tamamlayıp toparlıyor. Evet, tamamlayıp kendisi yazım hatalarını giderip size kaliteli bir adres çıktısı üretebiliyor. Evet, bu da özellikle hani müşterinin ya da kullanıcısının adresini aktif olarak kullanmak zorunda olan kurumların herhalde hayatını kurtarıyordur diye. Yazım hatası barındıran veya eksik bileşenler barındıran adres kayıtları fiziksel olarak bulunamayan adresler ifade ettiği için adreslerin bulunmasını kolaylaştırabilmek adına aynı zamanda kaliteli bir adres verisi saklayabilmeniz adına böyle bir servis büyük bir katma değer sağlıyor. Evet, gerçekten de bu hemen hani ilk ürünlerden bir tanesi ama dikkat çekici. Evet. Bir diğer ürün. Exestex'in ilk ürünü Paragon. İkinci ürünü Parcel isminde bir ürünümüz. Lokasyon analizi yapan, işletmelerin farklı lokasyonlara dağılmış olan işletme verisini alıp sistem içerisine import ettikten sonra harita üzerinde analiz sorguları çalıştırıp görselleştirme yapabileceğiniz bir platform. Bir takım iş zekası platformu. İşletmeler farklı eksenlerdeki işletme verisi için bununla alakalı analiz çıktıları elde edebilirler. Harita üzerinde mi peki görüntüleniyor? Sorgularınızı platformun üzerinde belli arayüzlerle sorgularınızı oluşturuyorsunuz. Bunun için teknik bir bilgi gereksinimi mevcut değil. Bunun üzerinde çalıştırmış olduğunuz sorguları tekrar sonuçlarını harita üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla aynı zamanda demografik verileri ve işletmenin fayda görebileceği sosyoekonomik ve demografik verileri işletmenin fayda sağlayabileceği şekilde kullanabilme şansınız oluyor. Yani burada mesela şimdi biraz daha somutlaştırabilmek adına ne bileyim demografik dedik mesela işte hani kadın erkek dağılımı ya da yaş gruplarının dağılımını mı görebiliyor harita üzerinde? Evet, Parcel platform olarak içerisinde Türkiye ve diğer ülkelerin sosyoekonomik verilerini barındırıyor. Ve bu şekilde eğitim durumu, yaş grubu dağılımı, ticari hacim ve diğer bir takım işletmeye fayda sağlayabilecek veri setlerini içerisinde barındırıyor. Özel işletme noktaları, bizim POI ismini vermiş olduğumuz özel ilgi alanlarını barındıran özel noktalar platformun içerisinde işletme verinizle bir arada çalıştırarak karşılıklı korelasyonunu kullanabileceğiniz veri setleri. Peki orada işte kendi sorgusunu oluşturmak da işletme verisinin dahil olması anlamına geliyor herhalde değil mi? İşte hani toplam işte ciro ya da işte bir şey sayısı. Yani oradan şöyle yüksek gelir düzeyine sahip olan veya eğitim durumu yüksek olan lokasyonlarda işletmenizin ne gibi bir çıktı ürettiğini, performans kırılımlarını ve çeşitli eksenlerdeki analizlerinizi yapabilmeniz mümkün oluyor. Farklı demografik veriye sahip olan noktalarda aslında siz işletme olarak operasyonel, karlılık veya diğer parametrelere yönelik ne gibi çıktılar üretiyorsunuz? Farklı bir alanda bulunmanız gereken bir noktada rakipleriniz var ama siz yoksanız bunların sonuçlarını görebiliyorsunuz. Strateji geliştirme anlamında önemli faydalar sağlayan bir platform. Evet, gerçekten de özellikle büyük kurumların, ulusal ya da hatta global kurumların çok işine yarayacak sonuçlar çıktılar çıkıyor. Kesinlikle. İşletme verisinin yanına bu tarz demografik veriler gelmesiyle birlikte işletme farkında olmadığı bir takım ekstra faydalara erişebiliyor. Bunu kullanmak konusunda da bu platform işletme verisini bir araya getirebilecek bir platform. Evet. Bu birinci üründü. Peki ikinci ürün hangisi? Parcel isminde ikinci ürünümüz. Parcel yeni nesil bir lokasyon analitik platformu, iş zekası platformu diyebiliriz. İşletmeler farklı lokasyonlara dağılmış olan operasyonel satış verisi ve farklı lokasyonlarda olabilecek herhangi bir verisini parsel üzerine aktardıktan sonra parselin üzerinde istedikleri formatta bir analiz yapabiliyorlar. Eş zamanlı sorgular oluşturup sorguların sonuçlarını harita üzerinde görselleştirebiliyorlar. Parcel aynı zamanda demografik verileri ve sosyoekonomik verileri içerisinde barındıran bir veri havuzuna sahip. Bu verileri de işletmede barınmayan bu verileri de hali hazırda bir kullanım sağlıyor. Evet, yani kurum kendi verilerini giriyor, bu verilerle birleşiyor. İstediği sorguları, istediği parametrelere göre oluşturup evet, analiz
Buradan da analiz oluşturup buradan da stratejiler belirleyebiliyor. Evet, stratejiyi kuvvetlendirmeye yönelik önemli bir platform. Aslında işletme eğitim durumu yüksek olan bir noktada nasıl çıktı üretiyor, rakiplerinin olduğu noktada nasıl bir rekabete sahip veya operasyonel olarak verimliliğini ölçmek konusunda farklı lokasyonlara dağılmış alanlarda ne gibi bir verimliliğe sahip, bunların analizlerini bu platform üzerinden gerçekleştirebilir. Peki üçüncü ürün hangisi? Parallax isminde bir yapay sinir ağlarıyla enerji üretim ve tüketim talip tahminlemesi yapan bir platform. Anladım. Yani taleplerini öngörmeye yönelik bir platform anladığım kadarıyla. Doğru, evet. Gene somutlaştırmak gerekirse biraz aktarabilmek için. Mesela işte benim 1000 birim enerji ihtiyacım olacağını varsayıyorum. 1200 olursa o 200 benim için bir zarar anlamına geliyor. Dolayısıyla 1200 öngörebilmem Doğru. lazım. Bunu mu enerji üretimi ve tüketimi yapan şirketler aslında yapmış oldukları üretim ve tüketimi öncesinde enerji piyasasına bildiriyorlar. Ve bu tarafta önemli bir ekip bu talep tahminlemenin sıfır hataya yakın bir çıktı oluşturabilmesi adına çalışma gerçekleştiriyorlar. Fakat o kadar kolay olmuyor bu haliyle. Burada çok yüksek sapmalar oluyor ve işletmeye aylık 500 bin ile 1,5 milyon arasında ciddi maliyetler oluşturuyor. Biz burada bu hatayı minimize ederek kullanmış olduğumuz özel kendi geliştirdiğimiz algoritmayla bu sapmayı minimize ederek işletmenin karlılığını artırıyoruz. Evet, işte burada da yapay zekanın gücü ortaya çıkmış evet. oluyor büyük verinin yanı sıra. Kesinlikle. Peki mesela bunlar bu bahsettiğimiz ürünlerin hepsi böyle gayet tanımlı, alanı belli. Bundan daha farklı ihtiyaçları olan kurumlara çözüm üretebiliyor musunuz? Evet, biz hizmet olarak şirketlere kendi hedefleri doğrultusunda geliştirmek istedikleri projelerde tamamen onlara hedefleri doğrultusunda teknik çıktı oluşturabilmek adına uçtan uca bir proje hizmeti veriyoruz. Büyük veri teknolojilerini kullanabilmek altyapısal olarak da o tarz bir sistem mimarisine sahip olabilmeyi gerektiriyor. Bu nedenle önce sistem mimari kurulumundan başlayıp bir altyapı modernizasyon sürecinden geçirip akabinde de projeyi iş planı dahilinde tamamen anahtar teslimi bir çıktı olarak işletmelere kazandırıyoruz. Evet, şahane. Gerçekten de büyük veri çok sık konuşulan bir konu. Bunun bir şekilde gerçeğe, reele dokunuyor olduğu noktaları herkes çok merak ediyor. Bunlar da konuştuklarımızda sadece bazı örnekleri. Önümüzdeki dönemde bütün bunların kullanımı daha yaygınlaşacak, daha verimli hale gelecek diye tahmin ediyorum ama evet. Şimdi hem buna katılır mısınız hem de bu bağlamda önümüzdeki dönemle ilgili hedefleriniz, planlarınız nedir? Şöyle, Exastex'te biz ürünlerimizi aslında müşterilerimize doğrudan sunarak büyük verinin hayata geçirilmesine yönelik çok somut çıktılar onlara sunabiliyoruz. Ürünlerimiz zaten büyük veri teknolojileriyle inşa etmiş ve anahtar teslimi sunmuş durumdayız. Önümüzdeki periyot içerisinde Türkiye'de büyük markalarla birçok işbirlikteliği oluşturabilme şansını yakaladık. Global pazarda da müşteri kazanımını olabildiğince hızlandırmak ve Exastex'i aslında global pazarda büyüyen bir şirkete dönüştürmek hedefindeyiz. Bu noktada da bunun için sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Yani Türkiye'den özellikle böyle katma değerli yüksek teknoloji ürünlerinin globale açılması çok kıymetli, çok değerli bir şey. Başarılar diliyoruz teşekkür bu yoldaki ederim. Çabalarınızda ve çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür için. Ederiz. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bugün Exastex'in ofisinde büyük veri ve yapay zekayı konuştuk. Başka bir gün başka bir ofiste neler konuşacağımızı gelin birlikte görelim.